Herkese bir yeni videomuzdan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz oyunda genel olarak yapılan hatalar üzerine olacak. Ben vezir ve cariyelerden bahsedeceğim. Süre yeterse derken video çok uzun olmazsa genel olarak hepsinden geçeceğim. Çünkü şu anda en önemli olan şeyler insanların en büyük yaptığı yanlışlar vezir ve cariyeler üzerine. Bundan sonraki video da gene bu hatalarla alakalı gelecek. Eğer benim aklıma gelmeyen bir şey olursa siz de yorumlarda belirtirseniz en azından. Herhangi bir şekilde eksik bir şey bırakmadan, kimsenin kafasında soru işareti bırakmadan bu seriyi de sonlandırmış olur. Muhtemelen iki videoda bitiririz gibi geliyor bana. Dediğim gibi başta sadece bu videomuzda cariye ve vezirlerden bahsedeceğim. İşte kaç yıldıza paya basılması gerektiğinden, onun haricinde X kitaplarını nereye kullanacağımızdan, kaç yıldıza kullanacağımızdan, hangi yetkinlikleri ne şekilde vereceğimizden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Epkader hakkında size kısa bir bilgilendirme yapacağım ben. Bildiğiniz gibi Epkader hakkında sürekli zaten bilgilendirme yapıyorum. Ben bir önceki videoda 2022 Epkader Ramazan kampanyasından bahsetmiştim. Ancak bu kampanya maalesef Game of Thrones oyunu için geçerli değil arkadaşlar. Game of Thrones oyununu da geliştiricilerden izin alamadıkları için bu kampanyayı maalesef Game of Thrones oyunu için geçerli kılamamışlar. O yüzden oyunumuz içerisindeki yaptığınız satın alımlarda herhangi bir şekilde kampanyadan faydalanamıyorsunuz. Yaklaşık bir 2 haftalık falan bir güncellemeleri var. Daha sonrasında Game of Thrones hakkında da yeni kampanyalar gelmeye devam edecek. Bilginiz olsun. Buradaki link üzerinden ya da videonun açıklama kısmındaki link üzerinden Epkader'in Discord kanalı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Discord kanalına katılarak isterseniz sürekli çekilişler vesaire oluyor. Mesela son yaklaşık 10 gün içerisinde 2 ya da 3 çekiliş falan kazandım ben. Çok fazla kişi olmadığı için de zaten 25-30 kişiyle sınırlı tutuyorlar çekilişleri. Ve buradan da hediye kodları kazanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani katılmanız sizin faydanıza olacaktır. Aynı zamanda bildiğiniz gibi sadakat ödülleri var Epkader üzerinde. Ondan da bahsedeyim hemen. Daha önce zaten Gaming Center'dan bahsetmiştim. Avantajlar bölümünde sadakat ödülleri kısmına geldiğinizde her ayki yaptığınız yüklemelerden belirli kuponlar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aşağı geldiğinde direkt al herhangi birine tıklamanız yeterli zaten. Yaptığınız aylık harcamaya göre burada her ay kuponlar kazanıyorsunuz. Mesela kazanmışız 25 TL üzeri için 5.26. Ala tıklamanız yetiyor. Yeterli bu arada. Alıyoruz. Mesela 50 lira üzeri için 10.36'lık bir kuponumuz var. 72 TL üzeri için 15 liralık bir kuponumuz var. 207 için 31 TL'lik bir kuponumuz var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun bu arada. Farklı farklı da zaten kuponlarda gördüğünüz gibi burada devam ediyor. Daha yüksek paketler için de alabiliyorsunuz. Aylık olarak yaptığınız harcamalardan mesela 418.94'lük bir kupon kazandınız diyor. Bu kuponlar farklı farklı. Harcamanız yüksekse daha fazla kuponlar da gelecektir zaten sizlere. Evet, tekrardan şimdi videomuza geçelim. Evet, şöyle vezirlerimize gelelim isterseniz. Şimdi diyelim ki oyuna yeni başlayan birisiniz. VIP 0 için konuşalım. Öncelikle VIP 0'da ne yapmanız gerekiyor? VIP 0'da arkadaşlar öncelikle bir vezir ve cariye geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden vezir olarak benim kendi önerim size Merzifonlu Kara Mustafa. Birçok kişi matrakçı nasıl olacağını söyleyecektir. Ben matrakçı nasıl olması gerektiğini düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi neden Merzifonlu'yu geliştirmeniz gerekiyorsa VIP 0 iseniz. Arkadaşlar bu vezirde 5 yıldız bilgi ve 4 yıldız bilgi yeteneği var. Toplamda 9 yıldızlık bir vezir yeteneğine denk geliyor. Onun haricinde 5'e 4'lük bir politika yeteneği var. Tek eksisi 3 yıldız itibar olması. Bu da gene idare eder seviyede. VIP 0 için özellikle idare eder bir seviyede. Ve 3 yıldız bir güç özelliği var. Güç özelliğini başta zaten kullanmayacağız. Çünkü gücü kullanmamız gereken vezirler yenilmez ve muhteşemler oyun başlangıcı için. Daha sonrasında tabii ki bu değişecektir. Ancak oyun başlangıcında zaten gücü yenilmez ve muhteşeme kullanıyorsunuz. Daha sonrasında size bilgi, itibar ve politika basacağınız vezir gerekiyor. Burada da politika kısmında ve bilgi kısmında en fazla yetenek bulabileceğiniz vezirimiz bu. Onun haricinde şöyle bakalım. Şimdi vezir olarak da yenilmez geliştirmeniz gerekiyor. Ben VIP'yi başta biraz erken oldum. O yüzden ben size geliştirmeniz gereken yenilmezi de söyleyeyim. Geliştirmeniz gereken yenilmeziniz Koca Sinan ya da Kuyucu Murat olmak durumunda. Neden? Yetenek kısmına geliyoruz. 5 yıldız ve 3 yıldız güç özelliği hepsinde aynı zaten bunların. Ancak şöyle aşağı kısma geldiğinizde 4 yıldızlık bir itibar yeteneği de burada var. Gördüğünüz gibi. Koca Sinan ve Kuyucu'da var bu özellik sadece. 4 yıldız itibarı bu iki vezirde görebiliyorsunuz. Merzifonlu da erkenden fullenecek itibar için daha sonrasında size bir alternatif olması açısından buradaki 4 yıldızlık itibar kısmını kullanabiliyorsunuz. Hem de yenilmeziniz normalden mesela benim yenilmezim ne kadar seviyede? Şöyle
453 hemlik bir özelliği var mesela benim elimizin. Ben fazla kitap basmadım buna. Ama mesela dediğim gibi itibar ve politikası fullenmemiş, bilgisi fullenmiş. Yani ortalama gene 450 hemlik bir seviyeye kadar gelecektir sizin yenilmezinizde. Vezir ve cariye olarak merzefonlu ve cariyesini seçiyoruz. Bilgilerini fulluyoruz, politikalarını fulluyoruz. 3 yıldız itibarını da fulluyoruz arkadaşlar, bilginiz olsun. 3 yıldız diye bunları boş bırakmıyoruz. Güç kısmını en sona bırakabilirsiniz. Kitap tecrübesiyle bunu geliştirirsiniz. Ayrıca güç ve itibar açısından Koca Sinan ya da Kuyucu'yu geliştiriyoruz. İtibar kısmını buradan alıyoruz zaten. Haricinde çok çabuk fullenecektir çünkü bunlar. Onların haricinde de bir tane muhteşem seçmeniz gerekiyor. Muhteşemde de yine güç kısımlarını fulluyorsunuz. Politika kısımlarını fulleyip daha geri kalan kısmı da herhangi bir paya harcamadan kitap tecrübeleriyle geliştirebilirsiniz. Ya da biriken kitap tecrübesiyle bir geliştirebilirsiniz. 2 yıldızlı kısımlara paya basmıyoruz. Bilginiz olsun. Neden Merzifonlu Kara Mustafa dedim? Çünkü aşağıda muhtemelen bir sürü yorum gelecek. Matratçı nasıl diyorlar hepsiye. Şöyle gösterelim. Matratçıyı da gösterelim sizlere. Şimdi Merzifonlu ile karşılaştırmak açısından Matrakçı Nasuh'u açtım ben size. Şimdi Matrakçı Nasuh'un yeteneklerini öncelikle bir inceleyelim. Arkadaşlar baktığınız zaman 9 yıldızlık bir güç kısmı var. Muhtemelen insanlar bu yüzden çok fazla bu vezirin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ama güç veziri size başta lazım değil. Yani bu güç veziri Matrakçı Nasuh değil. Sizin geliştirmeniz gereken güç veziri yenilmez ya da muhteşem. Çünkü bunların zaten her etkinlikte size sürekli parçaları gelecek ve sürekli uyumlayacaksınız. Başlarda da zaten cariye tecrübesi çok hızlı ilerlemeyecek. Hani o yüzden sizin için en mantıklı şey bu vezirin güç kısmı bizim işimize yaramayacak bir yer mesela. Geldiğimiz zaman 9 yıldızlık bir bilgisi var. Bilgi konusunda çok iyi, evet. Ancak politika ve itibar kısmına geldiğinizde gene herhangi bir şekilde bize fayda sağlamıyor. Yani bu veziri geliştirdiğiniz zaman güçleri buna basmak durumunda kalacaksınız. Bilgiyi buna basmak zorunda kalacaksınız. Politikada boşta kalacaksınız. Muhtemelen muhteşem kullanmak durumuna geçeceksiniz bu durumda. 3 yıldızda itibar var. Gene itibar sıkıntımız var. Bize ekstradan herhangi bir şey sağlamıyor. Politik olarak da herhangi bir şey getirmiyor bize. Hani itibar olarak da aynı seviyede bırakıyor. O zaman bu veziri geliştirmenin aslında hiçbir mantığı yok. Geliştirilmeyecek bir vezir değil. Kesinlikle değil. Onu söyleyeyim. Ancak geliştirdiğiniz zaman da gücü buna böleceksiniz. Arkasını yenilmez ve muhteşemi ne ara fulleyeceksiniz. Bu da büyük sıkıntı oluşturacaktır. Güç veziri başta zaten size en çok lazım olan paylardan biri olacak. Ve bunu burada kullanmak çok mantıklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben Matrakçı Nasuh'u önermiyorum. Olabilecek en iyi vezirin ilk başlarda Merzifonlu Kara Mustafa olduğunu düşünüyorum. VIP 0 için. Eğer VIP seviyeniz geliştiyse. Oyunun bir de size kurmuş olduğu tuzaklar var. Mesela ilk yükleme yaptığınızda size Matrakçı Nasuh'u verecek. Arkasına bir de Hersekzade verecek. Şimdi Matrakçı Nasuh'u alıp geliştirebilirsiniz. Bunda o kadar bir yanlışlık kısmı yok. Ama mesela Hersekzade'yi aldınız, geliştirdiniz diyelim. Ki en çok yapılan yanlışlardan biridir. Hersekzade'yi geliştirmek. VIP 0 ve VIP 1'ler için söylüyorum. Bu vezirin arkadaşlar cariyesi VIP 4'te geliyor. Hani VIP 4'te gelen cariyesi gelen bir vezir için. Şimdi buna bastığınız her yetenek size birebir verecek. Yani binlik bir kitap bastığınızda 1000 devlet gücü kazanacaksınız. 5000'lik bastığınızda 5000 kazanacaksınız. Size herhangi bir artı sağlamayacak VIP 4 olmadığınız takdirde. VIP 4 olmayacaksanız da buraya verdiğiniz her şey boşa gidecek bu sefer. Geçtik. VIP 0, VIP 1 dedik. Sonrasında VIP diyelim ki yükleme yaptınız. VIP 3 ya da VIP 4 oldunuz. VIP 4 olduğunuzu eğer mesela dediğim gibi yanlış yapmışsanız, Hersekzade'yi fullemişseniz tamam oşlama kullanın. Hiçbir sıkıntı yok. Ama VIP 2'de mesela Kara Murad'ın cariyesi gelir. Daha sonrasında VIP 3'te de Kara Murad'ın kendisi gelir. VIP 3'ler için en mantıklı kullanılması gereken VIP 3 ve 4'ler için. Dediğim gibi baştan yetenek basmadıysanız Hersekzade diyorum. Direkt mesela VIP 3 ya da VIP 4 oldunuz. Hangi veziri geliştirmeyeyim? Hem Hersek var hem Kara Murad var. Kara Murad'ı geliştirmelisiniz. Bütün özellikleri, bütün yetenekleri burada. Bütün yetenekleri gördüğünüz gibi 6 yıldız bu vezirimizin. Bu vezirimizin bütün yetenekleri 6 yıldız olduğu için de bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bu vezirden daha fazla devlet gücü alabileceğiniz herhangi bir vezir bulunmuyor. Buna Hersekzade de dahil. Tabii bunlar oyunun normal vezirler olarak. Ben Ilgaz Canseray ya da o şekilde sonradan gelen vezirlerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Şu anda normal oyuna başladınız ve geliştirmeniz gereken vezirler olarak söylüyorum. Burada kullanmanız gereken vezir Kara Murat. Kitabı da buna verebilirsiniz. Payları da buna verebilirsiniz. Bir yıldıza paya basmıyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü çok fazla yapılan yanlışlardan bir tanesi. Benim kendi bildiğimde de bir sürü insan var. Bir yıldıza deli gibi paya basmışlar. Bütün yetenekleri bir yıldıza fullemişler. Bir yıldıza paya atılmaz arkadaşlar. Çünkü
Zaten %100 şanslı özelliği var. %100 şans olmasının da sebebi zaten bir yıldız olması. Her bastığınız paya geçiyor ama 100 paydı, 100 yetenekten fazla alamazsınız. Bunu 5 yıldıza bastığınızda bu 200-300'leri görebilir. 100 paya karşılık 200-300 yetenek alabilirsiniz. Ancak buna geldiğiniz zaman 100 yetenekten aşağısı ya da fazlası olamıyor. O yüzden bunlar avantajsız. Bunları ne yapmalıyım peki? Geliştirmemeliyim. Bunları da geliştirmelisiniz. Bunları da geliştirmeniz gerekirken kullanmanız gereken şey kitap tecrübesi. Kitap tecrübesi zaten eksik kitapları da geliyor. Bunlardan kullanarak bunların da gelişimini yapabilirsiniz. Bir de oyunun bize kurduğu tuzaklardan bir tanesi daha var. VIP 5 olduğunuzda size bir vezir verecek Pargalı İbrahim. Şimdi Pargalı İbrahim gördüğü zaman o bir sürü yeteneği var. Biz buna da yüklenelim diyen arkadaşlar ki güç yeteneği de aslında kötü değil. 11 yıldızlık bir güç yeteneği var. Pargalı İbrahim gerçekten güzel bir vezir. Ancak Pargalı İbrahim'in bir sıkıntısı var. Cariyesinin Hürrem olması. Hürrem bize VIP 8'de geliyor arkadaşlar. Hani VIP 8 olmadığınız takdirde Pargalı'ya bastığınız bütün paylar israf olacaktır. Devlet gücü olarak sizi çok geride bırakacaktır. Ve diyelim ki Pargalı geliştirdiniz. Bir süre sonra bu gerçeği de öğrendiğinizde VIP 8 olmadan herhangi bir şey alamayacağınızı öğrendiğinizde de oyundan sizi soğutacaktır. Bilginiz olsun. Oyundaki tuzaklara dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan birincisi Hersekzade, ikincisi Pargalı İbrahim. Ve ilk başta kafa karışıklığına yol açan vezirimiz Matrakçı Nasuh, bu üçüne dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi merzi fonu açısından tamamen benim fikrimdir. Değiştirilmesi gereken bence VIP sıfırlar için tek vezirdir. Zaten cariyesini, cazibesini fulleyene kadar siz farklı farklı vezirlerde almış olacaksınız. Bunların haricindeki vezirlerin hiçbiri çöp değil. Kesinlikle çöp demiyorum. Ama daha düşük devlet gücü alacağınız vezir ve cariyeler olacaktır. Cariyesini geliştirdiğiniz bir veziri de geliştirmek zorundasınız arkadaşlar. 50 bin 60 bin cazibe bastıysanız onun veziri iyi olsun kötü olsun artık o veziri geliştirmek durumundasınız ki en azından kaybınız olmasın. Bir de son olarak kitaplar kısmı var. Kitapları kime basmalıyım diye çok fazla soru var. Arkadaşlar uyumu en yüksek olan vezire kitaplarınızı vermelisiniz. Şimdi geldiğimiz zaman mesela Ilgaz Hatun'a ben fazla basıyorum. İyi bastığımızda mesela kitap kısmına bakarsak kitap bonusumuz mesela güç için 89, 84, 81 yani buna güzel bir kitap yüklenmesi yapmışız. Ama neden yapmışız arkadaşlar? Şuraya geldiğimiz zaman Yaren bonusuna bir bakalım. Şöyle bakıyorum. Ve uyumları zaten %550'nin üzerinde ve giderek de artıyor. O yüzden kitapları şu ana kadar Ilgaz'a vermişim. Ilgaz'la mı devam edeceğim? Hayır tabii ki. Şu özellik kısmına gelelim. Ilgaz zaten 6,8 milyarlık bir özelliğe çıkmış. Benim şu anda arkada bekleyen 3 tane vezirim var. Böyle kapı gibi vezirler üçü de. Hani bunları kullandığım zaman ki Asya Amira dediğim gibi çok hızlı bir şekilde uyumları yükseldiği için bunları kullanabiliyorsunuz. Ilgaz'la Asya'yı almam arasında aylar vardır. Ama uyumlara geldiğinizde hemen hemen aynı uyumlardılar. Özelliği yüksek olan vezire kitap basılacağı gibi bir söylenti var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kitap orantısı tamamen buradaki gibi. Bir kitabı bastığınız zaman 5000'lik bir kitap bastınız. Mesela %550 uyumu var. Buna mesela itibar kitabı bastığımızda %550'lik bir uyumla 5000 artı 27.500 yani toplam bir tane kitabın bize verebileceği 32.500'lük bir devlet gücü olur. Özellik yüksek olduğu için size kitap devlet gücü vermez arkadaşlar. Uyum yüksekse size kitaplar devlet gücü verecektir. O yüzden uyumlu vezirler hariç herhangi bir vezire kitap basmayın. Az önceki söylediğim mesela Merzifonlu'yu geliştiren, diyelim Matrakçı'yı geliştirdin, Matrakçı'yı geliştiren, Karamurad'ı geliştiren arkadaşlar, uyumlarını yükselten arkadaşlar. Kitaplarınızı bu vezirlere vermelisiniz. Aksi takdirde size her kitaptan yüksek bir kayıp olacaktır. Yani yaklaşık 5 katı verebileceği bir devlet gücünden siz orada bir katını alıp çekilmiş olacaksınız. Evet, vezirler konusunda herhangi bir şeyimiz kalmadı diye düşünüyorum. Evet, geçtim cariye kısmına. Şimdi Cansera'yı Ilgaz var. Ben bunları zaten yükseltmişim. Şimdi baktığınız zaman benim ilk baştaki yükselttiğim cariyem Hoşneva. Öncelikle bunlardan bahsetmeden önce ben size samimiyet ve cazibe ne işe yarar ondan bahsedeyim. Samimiyet ne işe yarar? Şimdi şöyle bakalım. Bir tane cariyenin samimiyeti yüksekse arkadaşlar bu cariyenizde istediğiniz mektebe katılabilirsiniz. Başka kişileri kovabilirsiniz ya da kendi kovulmanızı önleyebilirsiniz. Sizden daha düşük samimiyetteki birisi sizi mektepten kovamaz. Bunun haricinde bir özelliği daha var. Samimiyetiniz ne kadar yüksekse bu cariyenin doğurduğu yani şuradaki çocuk kaç tane çocuk sayısı var mesela 352 tane çocuk doğurmuş. 352 tane çocuktan size gelen devlet gücü daha yüksek olacaktır. O yüzden bir cariye değiştirdiniz. Diyelim ki Hoşnava'yı kullanıyorsunuz. Hoşnava'yı değiştirdiniz. Arkasından Lalezar'a geçtiniz.
Cazibeyi değiştiriyorsunuz, evet, ama samimiyeti değiştirmiyorsunuz. Buna çok dikkat edin. Bu da en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi. Genelde insanlar samimiyeti de değiştiriyorlar. Değiştirmeyin arkadaşlar. Sadece bunun mektepler alakası yok. Ya da cazibe bastığınız bir vezire samimiyet vermek zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluğumuz da yok. Mesela yukarı doğru gelelim. Şimdi 11 bin, 8 bin samimiyetleri var. Bunlar tamamen elimde biriken samimiyetleri tedbirden kullandığımda gelen samimiyetler. Onların haricinde herhangi bir şekilde özellikle bunları yüz vermedim tabii ki. Dediğim gibi buradan devam ediyorsunuz. 151 bin samimiyeti var. Geri kalan hiçbir vezire ben samimiyet vermemişim. Yüzüklerin tamamını ben hoşnamaya kullanıyorum. Sizin de bu şekilde yapmanız gerekiyor. Hoşnamaya değil tabii ki. Geliştirdiğiniz cariye yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında mesela lalezara geçiyorsunuz. Lalezara geçtiğinizde samimiyet devam etmiyorsunuz. 12 binde samimiyetiniz kalıyor. Cazibesini basabildiğiniz kadar basıyorsunuz. Basabildiğiniz kadar derken de bu cariyeleri 50 bin cazibenin üzerinde çıkartmayın arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, daha fazla söyleyecek bir şey kalmadı sanırım. Bu videomuz bu kadar olsun. Eğer aklıma gelmeyen şeyler varsa ya da anlatmayı unuttuğum şeyler varsa yorumlarda sorun ki ben de sizlere cevap verebileyim. Hatta bir sonraki videoyu bu sorularınıza cevap olarak da çekebilirim. Bilginiz olsun. Hepinize iyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.